Yani yolculuğumuz harika geçiyor. Kahvaltımızı yaptık. Ben konfleksimi yedim. Şeftalilerimizi yedik babamla. Gece de zaten burayı gezdik. Çok sakin, çok güzel bir şeymiş. Biz de zaten şehrin tam merkezinde kalmışız. Otelin yeri de güzeldi. Buranın da diğer şeyler gibi geniş şehirleri, meydanları var. Yollar düzenli. Güzel bir yer. Benim yeşitim çocuklar bazen daha küçükleri sokaklarda özgürce dolaşabiliyor, parklarda öyle aileleri olmadan yanlarında güvenli bir şekilde oynayabiliyorlar. Geceleri bile yani. Şimdi Samara'ya, oradan da Ufa'ya dair devam ediyoruz. Ufa 750 kilometre civarında var. Herhalde yine oraya yakın bir yerde böyle bir otelde konaklarız. En kötü çadır açarız. O zaman hadi vakit kaybetmeyelim, yola çıkalım. Bir de arabanın arkasını göstereyim ne durumdayız diye. Burada enerji kutumuz var. Aşağı aldık. Kolay almak istediğimiz şeyleri üstüne koyduk. Mesela mutfak malzemelerimiz buralarda. Şöyle. Hadi yola çıkalım, sıcak oldu. Aynen, çok sıcak oldu artık. Yola çıkalım. Rusya trafiğindeki bir başka ilginçlikse şu, mesela kırmızı ışık yanıyor ya şu anda, sağ tarafta yanıyor. Biz de yolun üzerinde genelde bir direk olur ve orada kırmızıyı verir. Burada onu yapmamışlar, şöyle gözüküyor bilmiyorum. Şu tarafta karşı yönü oraya kırmızıyı koyuyorlar. Bir de çirkin parmaklama göstereyim, bir de bu tarafa koyuyorlar. Mesela iki şeritli yolda gene sağa yanaşmadım çünkü sağa dönüş vardı. Sola dönüş olan yollarda da sola yanaşmıyorsunuz, yoksa bekliyorsunuz. Adamı çıkartmaya çalışıyorlar. Önümüzde çok fena bir kaza olmuş. Adamı çıkarmaya çalışıyorlar şu an. Yarıma gitsek mi? Şöyle bir duralım kızım. Bir bakalım. Yapacağımız. Öndeki minibüs çarpmış. İşte bu sola dönüşler falan çok sıkıntılı diyordum ya. Maalesef çok kötü bir kaza olmuş. Adam arabanın içinde. Daha polis bile gelmedi. Ya sen bekle kızım, ben bir şey yapabilir miyim? Bir gidip geleyim. Herhalde bizden bir 30 saniye önce falan olmuş. Yani biz bile etkilenebilirdik. Belki bir ışıkta durmasak. Adam iyi, sadece kafasında kanlar vardı. Çok göstermek istemedim olay yerinde. Polis geldi. Çok dikkatli sürmemiz gerekiyor gerçekten. Sıkıntı ama kapıyı açmak üzereler. Ne oldu? Yaşlı bir adammış kızım. Evet, öndeki minibüse çarpmış yani hani sol ön tarafta ama kemeri falan takıl, adam fırlamamış. Sadece kafasında biraz kanlar var. Kapıyı açarlar şimdi, polis falan geldi, uzaklaşmamızı istediler. Biz de çok dikkat sürelim. Sen de kızım hep söyle et, trafiğe bak. Yani o yüzden hep diyorum hani oyun oynama, bana yardım et, trafikte zor yani hani buranın trafiği. Neyse ki ölümlü bir kaza değil yani. Şöyle marketlerde börek gibi şeyler satılıyor. Şimdi ona bakacağız, yoksa şurada da bir tane var, ona bakarız. Ne yiyoruz kızım? Sevdim. Onu sevdim. Fiyatlarda 20-30 lira falan. Tam bir tane altındakinden. 12. 52. 1.
Su da alalım mı? Doğru su aldın değil mi kızım? Baksana bir. Gazlı olmasın. Bunları da ısıtsın mı? Isıtı zaten. He, öyle mi? He, tamam süper. ₺320 yani 100 lira tutar aşağı yukarı Türk lirası bakımda. 200. Buradan takviye verebilirim. Yok. Ha yok, gerekmiş. Ha yokmuş. Tamam. 300, 400 verdim. Tamam. Fazla var. Alıp sen kızı. Paraları bana ver. Tamam. Thank you. Gel bakalım dışarıda yiyelim. Bir şeyler var mı senin? Ama güzelmiş Selvi. Çok güzel. Burada her yer tavuk var. Evet, tavuğu güzel yapıyorlar. Tavuk çok güzel. Yemeğimizi yedik. Çok güzeldi vallahi. Yapan kadının ellerine sağlık. Buranın tavuğu çok güzel. Bu tavuklu bir şeyler yiyin buraya gelirsiniz. Zaten her yerde var. Normalde Volga Nehri'nin batı tarafından gitsek daha hızlı olurdu ama biz doğu kesimi tercih ettik çünkü yani daha yavaş ama daha keyifli bir yol. Daha az araç var yolda ama zemin biraz bozuk yani. Şimdi Samara'ya bir saat yolumuz kaldı. Samara uzay şehri, orada bir müze var, uzay müzesi. Oraya gideceğiz, gezeceğiz biraz. Orada Ankara'ya gittiğimizde Duygu bana anlatmıştı, çok beğendiğini söylemişti. Biz de gidelim bakalım dedik. Uzay şehriymiş. Uzay şehrine geldik. Şimdi bakacağız, gireceğiz içeri. Biz şu galiba şu astronot adamı görmeye gideceğiz. 2 kişi 300 aldı galiba ben çocuğum diye. Ya da indirim vardı. Şöyle biletlerimiz. Herhalde yetişkin bir çocuk aldı. Evet, doğru. 16 yaş altı, 100. Yabancılar 200. Toplam 300 aldı. Şu bölüme gelebileceğiz. Şuraya. Ama şuna gidelim sen. Burası açık mı bilmiyorum. Sanırsam parasını almadı. Gel bakalım bir. Burası anlasın mı? Thank you.
içerisi kapalıymış maalesef. O yüzden gidemeyeceğiz. Çok güzel müzeydi. Duygu'yu iki tavsiye etmiş. Diğer bölümlerine giremedim ama artık yani sağlık olsun. Bu bile güzeldi. Şimdi Ufa'ya doğru yola devam edeceğiz. Yolda bir dondurma gömeriz. Gel abi, buyur buyur. Yine fişimizi aldık. 2000 ödedik. Yine bu Türkiye'ye göre ucuz mu mezun? Ucuz bir tane. Ucuz değil mi? Evet. Biraz da arkaya koyacağız gene, unutma. Ha? Fazla aldım, arkaya da koyacağız. Günün en sevdiğim iki kısmı bir dondurma yemek. İkincisi de herhalde benzin almak bizim. Çünkü benzin aldım da dondurma da alıyoruz. Sevdiğim kısmı. İçecek var mı ki? Bak şunlardan alabilirim sana benzin istiyorsan. Ben de dondurma alacağım o zaman ya. Bu ne neymiş? Ben şundan alacağım. Senden yedim ben. Bu ne neymiş? Deneyelim. Hadi bakalım, sor bakalım ne kadarmış. Şuradan bozukla verdin parayı. Ha? Ne? Bozuk. O benzin üstünün parası herhalde. Tamam. Bizim sen şimdi bunun parasını ver. Benzin. Okey. Bu benzin parası. Tamam. Sor. Bozukla. Evet. Benzin parasını istediğiniz var. 300 ver bakalım. 300-500 bir şey var. O parası verir. Skolta. 580 istediğin. En güzeli yazsın. Hadi. 281. Yenikleri geç ama çöpe düşürme. Ay. Demişti, 281. Dur şuradan dura bakalım. Aslında şunlara takviye yap. 200. Onları geri alayım ben. Yok. Fazla vermişsin herhalde. Fazla fazla dağıtma paraları kızım ya. Hadi. Dondurma almaya para mısın? Bana geri veriyorlar. Ya sana veriyorlar, evet. Ay ay, bunu yanlışlıkla yedim de. Ömrümün foya sarmışlar. Hayır, ben sana deneyeceğim tabii ki. Evet kızım, aslında tarlalar gene var ama ormanlar da başladı. Ya bundan önce tarlalarda kamp yapmak çok şeydi. Nasıl diyeyim, güvenlik olarak da çok güzel değil. Çünkü genelde buralarda kamp yapacağımız yeri seçerken biraz gizlenmemiz gerekiyor. Neden? Yani çok meraklı olan oluyor, sarhoş olan oluyor, yoldan geçerken kim bunlar diyen oluyor. O yüzden en güzeli böyle biraz sote bir yer bulmak. O da açık alanlarda çok zordu, tarlalarda. Ya bir nehir kenarına falan gidecektik, orada çok sinek vardı. O yüzden şimdi ormanlık alanlarda bir saat falan kullanalım bence daha kızım. Ondan sonra güzel bir ormanlık alanda kampımızı yapalım. Bir de su falan alalım, içme suyu alışverişimizi yapalım. Yemek de yeriz. Yemeğimiz var zaten arabada yeterince, her türlü yaparız. Güzel olur. Yemek yapalım diyecektim. Yine sabahtan
Babam bir göl yanında bir tesis bulmuş. Park Fortnite diye bir uygulama var. Oradan yakındaki park alanlarını, kamp alanlarını görebiliyorsunuz. Babam da öyle bir park yeri bulmuş. Bu tarafa alacağız. Nerede masa, oturtuyor. Evet, restoran aynı zamanda. Bu şişe sular 50 ruble. Burada zaten daha büyükleri var. Bunlar 107 ruble. Tabii ki bunu alıyoruz. Yani aşağı yukarı 30 Türk lirası, 35. Bir 213. Evet. Suyla beraber şu. Bu su kadar pahalı çıktı. Bunun üstüne yiyiz, naşta yiyiz. Yok. Bende var. Var mı? Bende var. Nasıl anlıyoruz onu birbirimizi? O da bizim, o da biz de onu anladık. Evet. Yüz ifademi. 13 değil mi? Evet. Bu 10. Burada 1 var. Yok. Çıkmadı mı? 2 olması lazım. Tamam mı? Bu süpersin. Bunu geri al. Baş yavaş bırakma. Sesi var. Bir de ne aldın göstereyim. Ekmek bulamadık. Bana yolu bulamadık. Hadi bakalım. Ne oldu şimdi, ceza yaz. Ceza yazmadı kızım, gene herhalde seni görünce acıdı. Yani şöyle dedi, benzinci oradan giremezsin dedi. Önümüzde bir tane yuvarlak var. Oradan dönüp gitmen gerekiyordun dedi. Haklı. Yani ben de anlamadım, bilmiyorum gerçekten buranın kurallarını. Yani. Neyse. Maalesef haklı. Ama dedim, ben de bilerek ihlal etmedim dedim. Baktı, etti arabayı, kamp yapacağız falan deyince tamam hadi git dedi yani. Hani. Ya bir şey anlamıyoruz falan diyoruz. Evet. O hala konuşmaya devam. Bak, Rusların öyle bir şeyi var. Bak, Rus polisleri özellikle ya da Rus insanlar diyorlar. Bir şeyler diyorlar. I don't understand diyorsun, kafanı sallıyorlar. Demeye devam ediyorlar. Aa, ilk gün haksız yere ceza yazdı. Yok, orası yabancıların giremeyeceği bir bölgeymiş falan diye yazdı. Tabela yoktu. Ondan sonra birkaç tane kural ihlali yaptık. Onlardan yemedik. Enteresan. Hadi bakalım. Görev varmamız az kaldı. Çok güzel bir yoldan gidiyoruz fakat biraz karardı. Kapalı veya askeri bölge diye çok korkmuştuk babamla. Çok şükür değilmiş. Adamın üniformasıymış o asker. Aynen. Şey. Bir an korktuk kapı kapalı bir asker bekliyor başında. Sonra babam dedi, o asker değil, şeyin desene öyle dedi. Evet, pijaması öyleymiş. Yani. Aynen, mesela. Tamam, şu sağa çek dedi, parası vereceğim bize. Ben karardım, en azından güvenli çünkü çok ormana girdik, hava çok karanlık. Çok, en azından yemeğimizi yapabileceğiz. Babamla biz çok az yedik bugün. Artık bir siyafet çekeriz. Güzel uyuyoruz. Şöyle pizza şeylerimizde. Ben Rusça konuşabiliyorum artık. Pizza. Üç tane dondurma şeyleri var. Boşuna telaş yapmışız market için yani. Şimdi turlayalım. Zaten hava karardı. Turlayalım. Burası benziyor. Sakarya'daki Poyrazlar Gölü'ne, Poyrazlar Kampingi'ye benziyor. Hatırlarsan senin orada hem çadır kampı yapmıştık hem tospik karavanı çekme karavanıyla kalmıştık kızım. Evet. Değil mi? Çok benziyor oraya. Evet. Yani şu an senin yüzün simsiyah çıkıyor. Tamam kızım, sadece simsiyah çıksın. Kapat, zaten artık sabah veririz ama bir tane daha çadır var burada da.
çekeceğim. En kötü şöyle bir yerlere çekeceğiz kızım. Aynen, ben anlayacaktım. Şimdi şöyle kapatalım de. Artık yarın sabah başlarız. Aynen. Hadi iyi geceler diyelim. İyi geceler. Evet, merak ettikleriniz varsa mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlarınıza paylaşabilir, kanalımıza abone olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkürler.